Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin sıcak başlığında yine terör ve Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımlar var. Terör örgütü PKK'nın 3 üst düzey isminin başına ödül koyan, diğer yandan da YPG ile ortak devriyelerini sürdüren Amerika'dan akşam saatlerinde yeni bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımlamadıklarını, ancak Türkiye'nin ikisi arasındaki bağa ilişkin güvenlik endişelerini anladıklarını söyledi. Dual national Turkish European Union citizens. Telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Jeffrey, PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül kararının YPG'ye verdikleri destekle çelişki teşkil edip etmediği sorusunu yanıtladı. PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net diyen Jeffrey, ancak PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamadıklarını belirtti. Bunu Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık diyen Jeffrey, Türkiye'nin YPG ve PKK arasındaki bağlantılara ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Öncelikle Türkiye'yi ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda bilgilendiriyoruz ifadelerini kullandı. Membiç'te Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında devam eden ortak devriyeleri hatırlatan Jeffrey, Türkiye'nin endişeleri nedeniyle Suriye Demokratik Güçlerine verdiğimiz silahları çok dikkatli şekilde elimine ediyoruz dedi. Jeffrey, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden somut bir güvenlik tehdidi gelmemesi için her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi. Bir yanda PKK ile mücadele, diğer yanda onun uzantısı YPG ile ortak devriye. Amerika Birleşik Devletleri'nin son iki günde ardı ardına attığı adımlar Ankara'nın yakın takibinde. Yaşananlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının da ana gündem maddesiydi. 3 saat 40 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçti. Teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın ödülle arananlar listesine dahil edilmesini değerlendirdi. Olumlu olmakla beraber çok gecikmiş bir adımdır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar diyen Kalın, YPG konusunda tutumumuzu yumuşatmamızı bekliyorlarsa bunun bir karşılığı yok dedi. Çok geç kalmış bir adımdır. Olumlu olmakla beraber çok gecikmiş bir adımdır. Onu ifade edeyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri PKK terör örgütünü 1997 yılında terör örgütü olarak tanımıştı. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Bunlar PKK'nın içinde, üst düzey yönetiminde yıllardır bulunan kişiler. Ve biz bunlarla mücadele ederken maalesef ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne diğer Avrupalı müttefiklerimizden arzu ettiğimiz düzeyde sonuç alıcı bir işbirliğini şu ana kadar görmedik. Bu adımın atılması elbette pozitif bir unsur olarak not edilmelidir. Ama burada eğer şöyle bir beklenti varsa, bakın biz işte PKK'nın 3 üst düzey yöneticisine para ödülü koyduk. Dolayısıyla bu terörle, PKK ile mücadelede bizim sizin yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD-YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Dolayısıyla Amerikalı yetkilinin açıklamasıyla ilgili olarak da bağlantı kuracak olursak, zaten buradaki temel problem Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ve YPG'yi bir terör örgütü olarak tanımlamamasından kaynaklanıyor. PYD ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu herkes biliyor. PYD-YPG yapılanmasının Suriye sahasında bütün önemli talimatlarını Kandil'den aldığını, PKK ile başlarından aldığını, yani o başına ödül çıkarttıkları kişilerden aldıklarını herkes biliyor. Yani dolayısıyla burada biraz amiyane tabirle böyle birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı biz Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bunun dediğim gibi bizim açımızdan kabul edilebilir, ikna edici bir tarafı da söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri son yılların en kritik ara seçimini geride bıraktı. 6 Kasım ara seçimlerinin sonuçları henüz netlik kazanmadı ama mecliste çoğunluk 8 yıl sonra demokratlara geçti. Cumhuriyetçiler sadece senatoda çoğunluklarını koruyabildi. Bir başka deyişle Amerikan Başkanı Donald Trump temsilciler meclisinde kaybederken senatoda kazandı. Trump'ın elini zayıflatan seçimler pek çok ilkede sahne oldu. Kadınlar Amerikan ara seçimlerinde tarih yazdı.
Amerikan Başkanı Donald Trump ilk seçim sınavını verdi. Adeta referanduma dönüşen seçimlerde demokratlar güçlendi, Trump'ın eli zayıfladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen ara seçimler için sandık başındaydı. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve 100 sandalyeli Senato'nunsa 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimlerde ilk sonuçlara göre 8 yıl aradan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump Temsilciler Meclisi'nde kaybederken Senato'da kazandı. 6 Kasım seçimleri pek çok ilkede sahne oldu. 2000 yılından bu yana en fazla Müslümanın aday olduğu seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı İlhan Omar yarışı kazanarak Temsilciler Meclisi'ne giren ilk Müslüman kadın üyeler oldu. İlk kez iki yerli kadın da kongreye seçildi. Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi adaylarından New Mexico'daki Laguna Pablo ve Wisconsin'deki Huchung ulusu kabilelerinden gelen Deb Haaland ve Saris Davids artık kongrede. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bölünmüş kongre nedeniyle 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Donald Trump'ın işi zor görünüyor. Seçim sonuçlarına göre Donald Trump bundan sonra yasama süreçlerinde Demokrat Parti'ye bağlı olacak. İstediği şekilde yasa çıkaramayacak, bütçe hazırlarken, büyükelçi atarken Demokrat Parti'nin onayını almak zorunda olacak. Temsilciler Meclisi'nin başkanının Cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim kademesinde üçüncü kişi anlamına geliyor. Seçim sonuçlarını bir zafer olarak nitelendiren Trump ise Twitter üzerinden "Bu gece muhteşem bir başarıydı. Herkese teşekkürler." mesajını paylaştı. Kendisini yazar Ben Stein'in "Sayın Trump bir sihirbaz" sözleriyle öven Trump, kendisine övgünün yer aldığı, Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 105 yıllık seçim tarihinde ara seçimde Senato'da çoğunluğu elde eden 5 başkandan biri oldu. "Sayın Trump bir sihirbaz" bölümünü Twitter hesabından paylaştı. Ara seçim sonuçlarının tüm dünyada geniş yankı bulduğu Amerika Birleşik Devletleri önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapıyor bugünlerde. Georgia eyaletinde dünyanın makine sektörü temsilcilerini buluşturan makine fuarında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Bursalı firmaların standları da yer alıyor. Olay gazetesi ekonomi yazarı Feridun Eyüpoğlu da bu önemli organizasyonu takip ediyor. Biz de şimdi onunla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Feridun Eyüpoğlu, fuar nedeniyle şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ama önce sizden seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme alalım. Özellikle bulunduğunuz eyalet Demokrat Parti'nin devir atlattığı ya da dümeni çevirdiği bir eyalet olarak biliniyor. Ama seçim sonuçlarının genel anlamda ekonomiyle ilişkilendirmek şu anda doğru mu? Ses gelmiyor. Evet, Feridun Eyüpoğlu sesimizi duyuyor mu acaba şu an? Duyuyorum. Evet, şimdi duyuyor. Eş zamanlı Skype aracılığıyla konuşuyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne sayenizde uzanıyoruz. Bulunduğunuz eyaletten biraz atmosferi bize anlatır mısınız Feridun Eyüpoğlu? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletindeyiz. Atlanta başkent ve dün akşam itibariyle buraya Bursa Ticaret Sanayi Odası ile beraber geldik. Ve aynı zamanda bir seçim heyecanı ortamı içerisine geldik. Aslında ekonomi ve ticaret konuşmak üzere biz buradayız. Belli bir gezi maratonu var. Ancak siyaset öne çıktı. Özellikle dün geldiğimiz dakikalarda oylar sayılmaktaydı Amerika'da. Çünkü ara seçim yapılmıştı ve ara seçimde de manzara ilginçti, heyecanlıydı. Adeta bir maç takibi gibi, bir tür derbi gibi takip edildi seçimler. Netice itibariyle de özellikle demokratların Temsilciler Meclisi'nde öne çıkması ayrı bir sevinç yarattı. Ancak Başkan Donald Trump da Senato'yu korudu. Bunu da bir tür başarı olarak ilan etti bir yerde. Yine de ayrı özel bir seçim atmosferi var. Bugün itibariyle gözlemlediğimiz genel hava özellikle siyaset sahnesinin Amerika'da öne çıkmasıydı. 5,2 milyar dolarlık yaklaşık bir seçim masrafı söz konusu. Özellikle kadın adayların
kongreye dönük merakları çok öndeydi ve bu da önemli bir katılımı da getirdi. Özellikle kadın adaylar tercih konusu oldu bu seçimlerde. Aynı zamanda bazı eyaletlerinde yerel seçimleri vardı. Yerel yönetimler belirlendi ve değişti. Dolayısıyla bu cephede, siyaset cephesinde Amerika'da hareketlilik sürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın heyet temaslarına gelecek olursak şu anda Atlanta'da önemli bir fuar alanındayız ve dünyanın önemli, en büyük makina fuarı için buradayız. Kısa adı FABTECH, şu anda arkamdaki yazıda görünmekte. Dev fuar alanında dünyadan pek çok şirket buraya gelmiş durumda. Bursalı firmalar da stand açtı ve Bursa'dan gelen 70 kişilik bir heyet söz konusu. Özellikle ikili temaslar açısından önemli fırsatlar bulacağız. Ve gezinin devamında da Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Havacılık Konseyi'nin de çalışmaları, kümelenmesinin çalışmaları var. URGE çalışması söz konusu küresel fuar ajantası çerçevesinde. Bu etkinliklerle birlikte de çeşitli temaslar olacak. Ticari anlamda bir kazanç ihtimali elbette ki söz konusu ve aynı zamanda Türkiye'yi, Bursa'yı Amerika'da dünyaya tanıtma fırsatı olacak. Hatta Cape Canaveral uzay üssü, uzay havacılığın merkezi bir yerde orayı gözlemleme şansı da bulabileceğiz. Bundan sonraki seyahat aşamalarında kısacası Bursa Amerika'ya çıkarma yapmış durumda. Çok teşekkür ediyoruz. Günay Selçuklu, Amerika'dan aktaracaklarım şu an için bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz bağlantı için. Çok sağ olun. Evet, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye ihtiyacı vardır dedi. Bakanlık, üniversiteler ve ilgili kurumlara yönelik uyarıda bulunan Erdoğan, sağlıkta millileşme hamlesine destek verilmesini istedi. Parası çıkışmadığı için özel veya devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi bilirim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarpık sağlık sistemini 3 başlıkta toplayarak reform yaptıklarını söyledi. Arka kapıdan kaçmak zorunda bırakılan insanlar vardı. Zaten koğuş sistemiyle hasta bakımlarının yapıldığı bir dönemdi o. Biz işte bu çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. 40 yamalı bohça misali faaliyet gösteren hastaneleri Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel olarak 3 başlığa indirdik. Erdoğan Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin açılış töreninde konuştu. Vatandaşlarımızın tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Parası olan sağlık sigortasının bedelini kendi ödüyor. Buna imkanı olmayanın primini ise devlet üstleniyor. Tabii özel hastaneler için bir fark ücreti ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam eski dönemin ocaklara ateş düşüren faturaları şeklinde değil, verilen hizmete uygun bir bedel olarak belirleniyor. Meselelere bakış açımızı değiştirmeliyiz diyen Erdoğan, sağlıkta yeni dönemin hedefini millileşme olarak açıkladı. Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardı. Hala hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları buraya davet ediyoruz. Ve olumlu yaklaşımlar var. Erdoğan bir de uyarıda bulundu. Kendi bilim insanlarımızın, kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyor. Buradan bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili tüm kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete sığınılmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Meclis Sağlık Komisyonu'nda torba teklif görüşmelerinde kavga çıktı. İhraç edilen doktorların çalışmalarını sınırlama getiren madde görüşülürken tansiyon yükseldi. Kavga sırasında oylanarak kabul edilen maddeye muhalefetten itiraz geldi. Kavga çıkaran o madde komisyonda yeniden görüşülecek.
Önce sesler yükseldi, sonra gerilim tavan yaptı. Görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Meclis Sağlık Komisyonu'nda torba teklif görüşmeleri vardı. Beşinci maddenin görüşmeleri 12 saat boyunca devam etti. Maddenin oylamasına geçilmesi için AK Parti'nin verdiği yeterlilik önergesi tartışmalara neden oldu. Önergenin kabul edilmesi üzerine bazı milletvekilleri sıralara vurarak kararı protesto etti. Salonda tansiyon yükseldi. Tartışma uzun süre devam etti. Madde tartışmaların devam ettiği sırada oylanarak kabul edildi. Beşinci maddeye göre kanun hükmünde kararnameyle terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısından ihraç edilen hekimler sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan kuruluşlarda çalışabilecek ya da muayene açabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Güvenlik soruşturmasını geçenler ise bu kapsamdan çıkarıldı. Bu gruptakiler SGK sözleşmesi olan özel kurumlarda çalışabilecek. Komisyonda kavga çıkaran maddenin muhalefet partilerinin itirazı üzerine yeniden görüşülmesine karar verildi. Çocuğu özel okulda okuyan ailelere verilen devlet teşviki kademeli olarak kaldırılıyor. Bu yılki teşvik miktarı ise artırıldı. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe sunumunu yapan Milli Eğitim Bakanı 2018-2019 eğitim öğretim yılında yıllık 3290 lira ile 4610 lira arasında destek ödemesi yapılacağını söyledi. Teşvikten 253.827 öğrencinin faydalanması planlanıyor. Bakan Selçuk önümüzdeki süreçte özel eğitime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız da dedi. Bedelli askerlik için başvurularda süre sona erdi. Başvuruların sayısı belli oldu. Yeni celt tarihleri ve en geç Aralık ayı başında açıklanacak. Sistemlerine tanımlayan 633 bin 400... Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar 633.844 kişinin müracaatlarını tamamladığını söyledi. Eğitim tarihleri ve eğitim yapılacak yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, bu ayın sonunda en geç Aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak diye konuştu. Akar, müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan yükümlülerin askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edildiğini de sözlerine ekledi. Bakan Akar, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre herkes 9 ay tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 Ekim 2 Kasım tarihlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağ kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle yeşil kategoride yer alan Sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu Rızvar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği bildirildi. Türkiye-Suriye sınırında eller tetikte. Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Ateş açan terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü YPG PKK'lı bir terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına uzun namlulu silahla taciz atışında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca angajman kuralları gereği anında karşılık verilmesi sonucu terörist etkisiz hale getirildi. Sınır hattında alınan önlemler ise artırıldı. FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında da eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında verilen hapis cezası onandı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mutlu Edirne cezaevine konuldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Mutlu Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F tipi cezaevine götürüldü. Umuda yolculuk az kalsın yine faciayla sonlanıyordu. Mersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 11 Suriyeli ile bir Türk balıkçılar tarafından kurtarıldı. Narlıkuyu limana gidiyoruz. Mersin'de kaçakları taşıyan tekne alabora oldu. 12 kişi ölümden son anda kurtuldu. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kız Kalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için seferber oldu. Kaçakların alındığı balıkçı teknesi alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleriyle diğer balıkçılar yönlendirildi. Balıkçıların müdahalesiyle Suriyeli 11 kişiyle göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir Türk kurtarıldı. Vatan mülteci botundan bu saat itibariyle toplamda 12 kişi kurtardık. Alabora olan teknedeki balıkçı da diğer teknelerde bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı. Tekneyle karaya getirilen 11 Suriyeli sağlık kontrolleri için ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaçakçı olduğu değerlendirilen bir Türk hakkında ise adli işlem başlatıldı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçakları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 Afgan öldü, 16 kişi de yaralandı. Afgan uyrukları taşıyan araç şarampole yuvarlanarak 7 kişilik araca 21 kişi bindirildi. Kaza geliyorum dedi. Van'da kaçakları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Van'da Afgan uyruklu kaçakları taşıyan minibüs Bahçesaray ilçesinde 3000 rakımlı Karabet geçidinde devrildi. Metrelerce yuvarlanan araç Hurda'ya döndü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye havadan da takviye ekipler gönderildi. Bazı yaralılar helikopterle bölgeden alındı. Hastaneye kaldırılan sürücü dahil 16 yaralının tedavisi sürüyor. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Kazanın yaşandığı bölgenin 500 metre ilerisinde park halindeki minibüste de 49 kaçak daha yakalandı. Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı. Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Ereğli-Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Uçar idaresindeki otomobil, Bulgurluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün eşi Fatma Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Mustafa Uçar ile araçta bulunan İbrahim Akgün yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken 53 yaşındaki Fatma Uçar'ın cenazesi morga kaldırıldı. İstanbul Üsküdar'da bir öğretmen okulda tartıştığı veli tarafından vuruldu. Ayağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı. Valide-i Atik Mahallesi, Kartal Baba Caddesi'nde bulunan Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni ile bir öğrencinin dayısı olduğu belirtilen kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda öğrenci yakını silahla öğretmeni bacağından yaraladı. Yaralı öğretmen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Okul ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'in Buca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak'taki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Umut Özdemir akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada arkadan yaklaşan bir kişi 27 yaşındaki genci sırtından bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Özdemir'in bıçaklandığı anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Erzurum akıl almaz bir ölüme sahne oldu. Annesinin üzerine kapıyı kilitlediği 39 yaşındaki engelli kadın beline bağladığı kabloyla balkondan inmeye çalışırken 7. kattan düşüp hayatını kaybetti. Olay Palandöken mahallesindeki Yunus Emre mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. 6 çocuk annesi Mahir Laloğlu, bedensel ve zihinsel engelli kızı 39 yaşındaki Elif Laloğlu'nu eve kilitleyip diğer kızının evine gitti. Tek kaldığı evden çıkmak isteyen engelli kadın kapının kilitli olması üzerine balkondaki anten kablosunu beline bağladı. Laloğlu balkondan inmeye çalıştı. Bu sırada beline bağladığı kablonun kopmasıyla zemine çakıldı. Engelli kadın olay yerinde hayatını kaybederken olayı duyan anne gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir'de dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa daldı. Aracıyla masa ve sandalyelere çarparak kaçan sürücü iki polisi de yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hürriyet Caddesi üzerinde polislerin dur ikazına uymayan iki şüphelinin içinde bulunduğu otomobil trafiğe kapalı sokağa girerek masa ve sandalyelere çarpıp kaçtı. Otomobil peşindeki motosikletli polislere de çarptı. İki polis yaralanırken şüpheliler 9 Eylül Caddesi'ne doğru kaçışını sürdürdü. Kaldırıma çıkıp kaza yapan otomobil alev aldı. Şüpheliler yanan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine katan 39 ve 29 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polisin dur ihtarına uymadığı ortalığı birbirine kattı. Bursa'da polise silah göstererek aracıyla kaçmaya çalışan zanlıyla ekipler arasındaki kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. Nefes kesen kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Bursa'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan minibüs sürücüsü aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı. Olay Osman Gazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aptal Camisi çevresinde devreye çıkan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan 23 yaşındaki zanlı ters şeride girdikten sonra Kurtuluş Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Zanlı polisin uyarı ateşi açmasının ardından kaldırımdaki bir minibüs ve ağaca çarparak durabildi. Yat yere! Yat yere, in yat! İn yere yat! İn yere yat! Ekipler şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına aldı. Tamam, kontrolü, kontrolü! Adam bizde, 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 bizde falan! Tamam, geç!
Araçta yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirildi. Bursa'da Suriyeli çocuk gelinle ilgili görülen davada mahkeme emsal bir karara imza attı. Aile fertleri Suriye'de serbest, burada yasak olduğunu bilmiyorduk dese de çocuk gelinin eşine 16, babasına ise 8 yıl hapis cezası verildi. Olay 15 yaşındaki Suriyeli kızın gebelik raporu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmesiyle ortaya çıktı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine küçük kızın kocası hakkında çocuğun cinsel istismarı, babası hakkında ise suça yardım ve yataklık etmekten soruşturma başlatıldı. Hakim karşısına çıkan 22 yaşındaki koca ifadesinde 1 Temmuz 2017 tarihinde Suriye'de evlendik. Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum dedi. 14 yaşında evlendirilen kızın babası da benzer ifadelerde bulundu. Mahkeme çocuk yaşta yapılan evliliğin tarafların rızası olsa dahi suç olduğunu belirterek kocaya 16 yıl 8 ay, babaya ise 8 yıl hapis cezası verdi. Bursa'da bugün yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla Mülkiye Başmüfettişliğine atanan İzzettin Küçük'ün yerine Konya Valiliğinden Bursa Valiliğine atanan Yakup Canbolat görevine başladı. Canbolat heykeldeki tarihi valilik binası önünde kent protokolü tarafından karşılandı. Kamu hizmetlerini ve ilin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak Bursa'nın sorunlarının çözümü konusunda tüm kesimlerle birlikte çalışmaya gayret sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanı kararıyla Konya Valiliğinden Bursa Valiliğine atanan Yakup Canbolat göreve başladı. Vali olarak 3. görev yerim olan kadim başkent Bursa'ya tayin olmuş bulunmaktayım. Bize düşen görev, devraldığımız bayrağı, bize emanet edilen bu kutsal vazifeyi daha ileriye taşımaktır. Heykeldeki tarihi valilik binası girişinde polis mangasını selamlayan Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer kamu kurumu yöneticilerinin de aralarında olduğu kent protokolü tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından protokole seslenen Vali Canbolat, görev süresince Bursa'yı 2023 hedefine götürmek için hareket edeceğini belirtti. Bursa'da görev yaptığım süre boyunca vatandaşlarımızın memnuniyetini her zaman ön plana çıkaracağız. Bursa'yı 2023 hedeflerine götürmek için gücümüzün yettiği yere kadar birlik ruhu ile hareket etmeye, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koymaya gayret sarf edeceğiz. Konuşmasının ardından valilik şeref defterini imzalayan Canbolat ardından makamına geçti. Çatkapı taksi durağı ziyaret etti, esnafa ulaşım projelerini anlattı. Çeşitli meslek gruplarına ziyaretlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, esnafın görüş ve önerilerini de dinledi. Taksici esnaf arkadaşlarımızla beraber sohbet ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş taksi durağı ziyaret etti. Esnafa ulaşım projelerini anlattı. Durakla çevresindeki sorun ve konularla alakalı gerekse de onların Bursa'ya dair görüş ve önerilerini alıyoruz. Aktaş Zübeyde Hanım doğum evi taksi durağındaydı. Meslek grubu taksiciler olunca gündemde ulaşım projeleri oldu. Taksicilerden görüş ve önerilerini alan Başkan Aktaş, yanında getirdiği haritayı çıkardı ve esnafı bölgede devam eden viyadük çalışması ve diğer projelerle ilgili bilgilendirdi. Bizim için hangi işi, hangi uğraşı yaparsa yapsın, vatandaşın fikri ve kanaati bizim için önemli. Aktaş, turizm potansiyelinin giderek arttığı Bursa'da taksici esnafına daha fazla iş düşeceğini de belirtti. Gelişen Bursa'da, özellikle turizmin gelişeceği Bursa'da, taksici esnafımıza çok daha fazla iş düşecek, çok daha fazla Bursa'nın bu manada altyapısı olacak. Okulları depreme dayanıksız olduğu için yıkılmıştı. Bursa'da çocukları 2 yılda ikinci defa okul değiştirmek zorunda kalan veliler ücretsiz servis talep ediyor. Bursa'da Hüdavendigâr Mahallesi'nde bulunan BİSAŞ Ortaokulu 2 yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Öğrencilerse Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kendileri için belirlenen sınıflarda eğitim görmeye başladı.
İki yıldır aynı okulda eğitim gören çocukların bu kez Odunluk bölgesindeki başka bir okula gönderileceğini öğrenen veliler duruma tepkili. BİSAŞ İmam Hatip Ortaokulu yıkıldığı için bizi buraya misafir öğrenci olarak gönderdiler. Buradan da bizi başka bir semtteki okula gönderiyorlar. Okulumuz da buraya çok uzak. Çok aşağılardan gelen insanlar da var. Yeni gidecekleri okulun ikametlerine uzak olduğunu belirten veliler ücretsiz servis talep ediyor. Başka bir okula yollanıyoruz. Yani semt farklı. Bu sefer ekstra bir de servis ücreti giriyor içine. İmkanı olmayan bir sürü veli var. Dar gelirinde bir kesim olduğu için bunu herkes kaldıramayabilir yani. 3 çocuğu olan da var. Ergenekon'dan 15 Temmuz davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından okul önlerindeki şarj makinesi görünümlü kumar aletlerine kadar binlerce delil. Delillerin muhafaza edildiği 19 ayrı depo, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanet deposu kapılarını ilk kez açtı. Burası İstanbul'un emanet deposu. Emanet deposu. Uyuşturucu maddeler, silahlar, milyonlarca para ve daha fazlası. Binlerce suç delilinin muhafaza edildiği İstanbul Adli Emanet Deposu ilk kez kapılarını açtı. 2011 yılında Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Eyüp adliyelerinin birleşmesiyle Çağlayan'da inşa edilen İstanbul Adalet Sarayı'nın Adli Emanet Deposu'nda eşyalar sınıflandırılmış 19 odada tutuluyor. Çeşitli ilçelerdeki adliyeler buraya taşındı. Onların emanetleri burada toplandı ve şu anda 19 depo dolu bir emanetimiz var. Ergenekon davalarından 15 Temmuz davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından okul önlerinde şarj makinesi görünümlü kumar aletlerine kadar binlerce dava delilinin yer aldığı depoda 300 bin kaleme yakın eşya bulunuyor. Toplamda 19 deponun bulunduğu adli emanete sadece görevli 19 memurla ilgili savcı girebiliyor. Bazı depoların kapıları ise görevli personelin kartıyla açılırken bazı depolara da şifresiz giriş yapılamıyor. Depo 24 saat güvenlik kameralarıyla da izleniyor. Biri burada olmak suretiyle, biri de arka tarafta olmak suretiyle kameralarımız var. Koridorda kameralarımız var. Dışa açılan kapılarımızda falan kameralar var. Döviz hesapları ayrı olan birimin hesabında 150 milyon liraya yakın para bulunuyor. FETÖ'cülerden çıkan 1 dolarlar da adli emanetin 15 Temmuz deposunda. 1000 TL ve üzerindeki paralar direkt bize gelmiyor, bankaya getiriliyor. Bankaya bizim hesabımıza yatırılıyor. 1980 darbesinde ele geçen 3500 silahsa jandarmada unutulmuş durumda. Bulgar anne hayatını kaybeden oğlunun kalp atışlarını organ bağışı yaptıkları Türk hastanın bedeninde dinledi. Türkiye'ye gelen Bulgar aile bağış yaptıkları hastayla buluştu. Hiç tanımadığı gencin bedeninde dinlediği oğlunun kalbi. Oğlunun kalbi başka bir gence hayat veren anne kalp atışlarını gözyaşlarıyla dinledi. Bulgar anne, organ bağışı yaptıkları Türk hastayla bir araya geldi. Kendi oğluymuş gibi sarıldı. 26 yaşındaki İlya Zeykov, geçen yıl Türkiye'de beyin tümörü ameliyatı oldu. Zeykov hayata tutunamadı. Bulgaristan'da yaşayan ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Zeykov'un kalbi 27 yaşındaki Hakan Okan nakledildi. Her şeyden önce, kendimden önce ailemi düşünüyordum. Çünkü bir çocuğum var ve bir eşim vardı. Onları düşünüyorum. Çok zor geçti. O yüzden organ bağışı çok önemli bu konuda. Yani çok arkadaşlarımızı da kaybettik bu süreçte. Onlardan ben şanslıydım ve nakil oldum. Kalp nakli başarılı oldu. Bir yıl sonra Bulgar aile Hakan Ok'la buluşmak istedi. Bir araya geldiklerinde İlya Zeykov'un önce annesi, sonra da kardeşi kalp atışlarını steteskopla dinledi. Bağışın ilk gününden beri alıcıyı çok merak ediyordum. Onların sağlığı için her gün dua ettim. Dualarım sonucunda onların da sağlıklı olacağından ve bir gün karşılaşacağımızdan emindim. İsimleri farklı olsa da aynı Tanrı'ya inanıyoruz. Organ bağışı için dini veya kültürel hiçbir engel olamaz. Bulgar İlya Zeykov'un kalbi yaşıtı Türk Hakan Ok'un bedeninde atmaya devam edecek.
Birbirlerini hiç tanımayan, farklı dinden, farklı milletten iki gencin hüzünlü ama aynı zamanda umut dolu öyküsü organ bağışının önemini bir kez daha gösterdi. İspanya'nın Barcelona kentinde iki tren hattı bomba şüphesi nedeniyle kapatıldı. Ardından Madrid'deki bir tren istasyonu da boşaltıldı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Bir bavuldaki el bombasına benzeyen kemer tokasının güvenlik alarmına neden olduğu anlaşıldı. İspanyol polisi önce yerel saatle sabah saat 8'de Barcelona'nın Sants istasyonunda, ardından da saat 10 sıralarında Madrid'in Atocha istasyonunda bomba alarmı vererek istasyonları tahliye etti. Panik yaratan ve tren seferlerini bir süreliğine aksatan alarmın yanlış olduğu anlaşıldı. Barcelona'nın Sants istasyonundan giriş yapan bir kadının bavulunda bomba olabileceği şüphesiyle alarm verildiği, Madrid'deki Atocha istasyonuna varmadan önce durdurulan trende yapılan arama sonucu bavulda patlayıcı değil, el bombasına benzeyen bir kemer tokasının bulunduğu anlaşıldı. Bunun üzerine alarm durumu kaldırılırken kadının neden güvenlik kontrolünde durdurulmadığı araştırılıyor. Fransa'nın Strasbourg kentinde gösteri düzenleyen PKK yandaşları Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binalarına saldırdı. Polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericilerden 14'ü gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binalarının bulunduğu caddeyi trafiğe kapattığı gösteride bir grup konsey ve mahkeme binalarına doğru yürüyüşe geçerek burada bekleyen polislere taş ve sopalarla saldırdı. Strasbourg Emniyeti göstericilerin attığı taş ve tehlikeli cisimler nedeniyle 7 jandarmanın yaralandığını açıkladı. Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken tramvay ve otobüs seferleri de iptal edildi. Yemen'de devam eden iç savaş sivillere darbe vurmaya devam ediyor. Bölgede devam eden operasyonlar, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayılmasına, kıtlık, yetersiz beslenmeye neden olurken konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten de bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, bilançosu her geçen gün daha da artan Yemen'deki son durumu dünyanın en kötü insanlık krizi sözleriyle tanımladı. That's the worst humanitarian crisis in the world. That's the worst food security crisis in the world. Something must be done. Yemen'deki unutulan savaşın bedelini en ağır şekilde çocuklar ödüyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre bölgede her 10 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor. WFP is feeding between 6 and 8 million people every month. 6 to 8 million people, the number is amazing. I mean, if that's technically a famine today or not, that don't change anything to the gravity of the situation. İnsani yardımların bölgeye ulaştırılmasında kritik role sahip Hudeyli'deki hastanelere yakın bölgelerde devam eden çatışmalar yüzünden çocukların hayatı risk altında. UNICEF, savaşan tarafları çatışmalara son vermeye çağırdı ve ihtiyacı olanların tedaviye, güvenli bir şekilde erişimlerine izin verilmesini istedi. Her yıl 5 yaş altı 30 bin çocuğun hayatını kaybettiği Yemen'de 1.8 milyon çocuk ileri derecede kötü beslenmeye maruz kalıyor. Bölgede kesintisiz hizmet vermeye devam eden tek hastane olan Altavra'da 25'i yoğun bakım servisinde tedavisi süren toplam 59 çocuk var. Çin, Zhuhai kentinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarında yeni uçakları, dronları, füze ve lazerleri tanıttı. 40'tan fazla ülkenin katıldığı fuarda J-20 hayalet uçaklarının deneme uçuşu da gerçekleştirilerek adeta gövde gösterisi yapıldı. Dünyanın en büyük havacılık fuarında Çin gövde gösterisi yaptı. Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri 4J-20 hayalet uçağı ilk kez göreceğe çıktığı fuarda ilk hava gösterisini de gerçekleştirdi. 6 gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçakları, erken uyarı uçakları ve insansız hava araçları da sergileniyor. Fuarda günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan kuantum radarı da tanıtıldı. Henüz prototip aşamasındaki cihazın F-35 ve F-22 uçaklarını tespit edebileceği belirtiliyor.
Çin'in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.